Söz sırası Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisimizi ve bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle Saadet Partisi Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Ayrıca Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maden göçmesi sonucu hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı madencilerimize de acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güneydoğu Anadolu Projesi, bereketli hilalin merkezinde Şanlıurfa başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini içine alan ve Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biridir. Toprak, su ve insan kaynaklarını geliştirmeyi hedefleyen ve sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunan Güneydoğu Anadolu Projesi, yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmenin yanı sıra tarımsal sanayinin geliştirilmesini, kırsal alandaki verimliliğin ve istihdam olanaklarının arttırılmasını sağlamaktadır. Günümüzde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği çok önemli bir boyut kazanmıştır. Küresel ısınmanın olumsuz etkileri göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Geleceğin dünyasında gıda ve tarım bugünkünden çok daha önemli ve kritik noktada olacak. Gıdayı kontrol eden dünyayı da kontrol edecek, suyu iyi kullanan gıdayı üretecektir. Bu noktada tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin doğru şekilde yönlendirilip arttırılması ve başarıya ulaştırılmasında GAP idaremize büyük sorumluluklar düşmektedir. GAP'ta yatırım tahsislerinin Türkiye içindeki payı hükümetlerimiz döneminde her yıl giderek arttırılmıştır. 2001-2002 yıllarında %4.9 seviyesinde olan pay 2003-2022 yılları arasında %14'ü geçmiştir. GAP idaremiz üreticilerimize 2002-2023 yıllarında 6.8 milyar lira proje desteği sağlamıştır. AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da GAP'ın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, GAP bölgesinde 2022 sonu itibariyle sulamaya açılan alan 633.984 hektara yükseldi. Sulamaya açılan bu alanlarda çiftçiler yılda birden fazla ürün hasadı yapıyor. GAP eylem planına göre sulama hedefinin %60'ına ulaşılmıştır. GAP tarımsal desteklerin yanı sıra sosyal altyapının güçlendirilmesinde de önemli rol oynuyor. Bölgede 1 milyonun üzerinde kadına, 300 bin çocuğa, 800 bine aşkın gence ulaşılmıştır. GAP'ın uygulanması ile enerji sektöründe öngörülen hedefin %91'i gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın katılımları ile hizmete açılan ve Mardin'de yer alan Ilısu Barajı'nın da bu gerçekleşmede önemli bir payı bulunmaktadır. GAP'ta gerçekleştirilen HES'ler ile bugüne kadar 518 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretildi. Bölgedeki yatırımların artması ekonomik göstergelere de olumlu yansıdı. Bölgeden yapılan ihracat 2000 yılında 503 milyon lira iken bugün 13.2 milyar doların üzerine çıktı. GAP'ta tarımsal üretim artışı bölge sanayisinde bir canlanmaya yol açmış, 2022 yılı itibariyle 19 adet OSB tamamlanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye yüzyılı hedeflerimiz arasında tarımsal faaliyetler önemli yer kaplamaktadır. Sürdürülebilirliğin yüzyılı olarak gördüğümüz bu dönemde devamlılık, daim olma, kendine yetme anahtar yaklaşımlar olacak. GAP da kendini yeniliğe, değişime, gelişime hazırlayacaktır. Türkiye yüzyılında yeni GAP sloganıyla projenin tamamlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın görev süresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.
Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı projelerinden olan GAP'ın daha uzun süre yürütülmesi kapsamındaki tüm illerimizi daha ileri noktalara taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu kararı nedeniyle şükranlarımızı sunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fatih Kacır başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu vesileyle Filistin'de yaşanan dramada bir kez daha dikkatleri çekmek istiyor. Eli kanlı İsrail ve onun destekçisi konumundaki gözleri kör, kulakları sağır olmuş batılı devletleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail'in soykırımına karşı güçlü bir şekilde Filistin'in yanındayız. 2024 yılı bütçesinin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şahsım ve grubumuz adına genel kurulu saygıyla selamlıyorum.